Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla beraber gerçekten güzel bir görüş alışverişinde bulunduk. Büyük ölçüde görüşlerimizde paralellik zaten var. Cumhuriyetin değerlerini savunmak, cumhuriyeti savunmak, çağdaşlığı savunmak, güzel bir Türkiye'yi, umutlu bir Türkiye'yi inşa etme konusunda görüş birlikteliğimiz var. Cumhurbaşkanlığı konusunda kendilerinin ve arkadaşlarının görüşlerini aldık. Yürekten teşekkür ediyoruz. Son derece güzel, samimi bir toplantı gerçekleştirdiğimiz için, bize bu olana sağladıkları için. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın ederim. Genel Başkan'a ve arkadaşlar. Sağ olun. Efendim, bu gelişmeleri takip edebiliyor musunuz acaba? Burada ciddi bir kaos ortamı var. Nerede? Musul'daki olayları takip Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin başkanıyla, Sayın Nuoğlu'yla görüştüm. 28 tırdan 20 şoför şu anda Musul yakınında bir yerde bulunuyor. 8 şoförden şu ana kadar haber alınamadığı bana aktarıldı. İlk kez Türk şoförleri Musul'a gidiyorlar ve orada bir sorunla karşılaşmışlar. Ben yakından izlemeye çalışıyorum. Sayın Nuoğlu da gelişmeler hakkında bana bilgi verecek. Ama Dışişleri Bakanlığı bu konuda ne yapıyor diye sorarsanız onu bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın oradaki gelişmeleri çok yakından izlemesi gerekiyor. Musul, Kerkük bizim için çok önemli. Oradaki bir siyasal gelişmenin Türkiye'yi etkileyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını koruma konusunda gerekli duyarlılığı göstermesini arzu ediyorum. Ama Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir kapasitesi var mı diye sorarsanız açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim. Davutoğlu'nun böyle bir kapasitesi yok. Beni üzen noktada zaten bu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Saygılar. Çok sağ olun. Sayın Genel Başkan. Sağ olun. Arabamız size. Araba şurada. Doğru. Tamam. Çok sağ olun. Sağ olun.